Gününüz aydın olsun, bereketli olsun. Evime, kanalıma da hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün inanılmaz böyle bir sıcak var. Dün biz pikniğe gitmiştik. Onun vermiş olduğu bir ağırlık mı, yorgunluk mu nedir anlamadım. Baya böyle yorgunum. Herhalde güneş çarptı diye düşünüyorum. Suyumu da aldım, yere oturdum. Arkadaşım Özlem'in videosunu izliyorum. Hem de size Özlem'i de tanıtmak istiyorum kanalını. Şöyle hemen bir açayım. Saniye. Özlem'in kız kardeşi Özge. Özlem'in oğlu. Maşallah çok, bu da Özlem'in ayakları. Ay Özlem. Çocuklarıyla birlikte amcasının evine gelmişler. Havuz keyfi yapıyorlar. Keyfiniz de bol olsun arkadaşım. Kendisi çok tatlı, çok doğal, çok samimi. Eminim çoğunuz da Özlem'in Renkli Hayatı kanalını biliyorsunuzdur. Takip de ediyorsunuzdur. Ki eminim kendisi bayağıdır YouTube'da. Onunla ben de Özlem'le tesadüfen tanıştık. İyi ki tanıdığım insanlardan yine bir tanesi. Gerçekten çok mütevazı. Maşallah çocukları da çok tatlı. Bu Ömer'i. Eğlenilmez mi annesi? Ha, cumbulop düştü. Kendisi Almanya'da yaşıyor. Çocuklarıyla birlikte. Evet, girdim ve çok soğuk, değil mi? Gerçekten çok doğal. Videolarında o kadar doğal ki, zaten bu doğallığı kendini seyrettiriyor. Özlem yine ayaklarını sallıyor. Su çok soğuk. Su inanılmaz soğuk. Vallahi nasıl çıkacağımı bilemedim sudan. Bakalım bu sene Zonguldak'a gelecek mi? Suyun soğuk Gelirse eğer olması veya çok Türkiye'de fazla. gelirse inşallah güzel güzel tatil keyfi yapar. Balık keyfi yapıyorlar bir de. Havuz keyfinden sonra. Afiyet bal olsun. Çok severim ben de balığı. Özellikle hamsi. Kendisini de şöyle göstereyim size. Zaten eminim çoğunuz tanıyorsunuzdur Özlem'in Renkli Hayatını. Tüp mide ameliyatı 33 kilodan. Yanılmıyorsam 84 kiloya düştü. Maşallah azminden ötürü, cesaretinden de ötürü. Tabii geriye yine kilo vermesi gerekiyor ama ona inanıyorum tığ gibi olacak. Çünkü aşırı azimli. Maşallah. Kız kardeşi Özge ve oğlu. Ben şimdi size kanalının linkini bırakacağım. Aşağıya açıklama kısmına toplulukla da aynı şekilde videosunu da paylaşacağım. Kanalına giderseniz benden de selam söylerseniz arkadaşlar o kadar mutlu olurum ki videoların da aşırı doğal. Belki bu sefer girebilirim suyun içine. Çünkü işte zaten çalışacağız, ateş gibi alev alev yanacağız. Bir de yoğun. Haklısın. O zaman işte o serinliğe ihtiyacımız olabilir. Böyle yalnız yüzüm çok küçülmüş şu an, ben kendimi fark ettim. Ben şimdi videosunu da birazcık ilerlettim. Tekrardan başa alayım, izleyeyim. Afiyet olsun, keyfiniz de bol olsun arkadaşım. Bizim evin en böyle sevilen tatlısı Magnolia. Fakat bu sefer tarifi değiştiriyorum. Bir ufak değişiklik var tarifte. Şimdi ben de sizle yapacağım. Bakalım. Gerçi güzel olacağını eminim. Sadece muhallebi inşallah fazla katı olmaz. Şimdi beraber yapıp göreceğiz. 1 litre süt artı bir bardak süt. Yani toplamda 6 bardak süt lazım. Zaten 1 litrede 5 bardak süt oluyor. 6 bardak sütümüzü tencereme, sos tencereme boşaltacağım. Bir de benim bu sos tencerem şöyle söyleyeyim. Alanlarınız olmuş. Bu tam 1,5 litre süt oluyor. Ben bundan 2 tane böyle aldım. Bir de en küçüğünü aldım. Ama işimi çok böyle acayip böyle görüyor. Bunu da çorbada yapıyorum bazen. Makarna da haşlıyorum. Altına da göstereyim. Hiçbir şekilde kararma falan olmadı. Kalitesine de emsalım bu. Kefilim çünkü çeliği de ağır. Şimdi konudan konuya da geçiyorum ben. Bir su bardağı şeker. 5 yemek kaşığı buğday nişastası. Mısır nişastası da olur. 2 yemek kaşığı un. Ha, neyi değiştirdim? Normalde ben unla yapıyordum. Şimdi nişastayla yapıyoruz. 2 tane yumurta sarısı, yani nişasta karıştırıyorum. Hem un hem nişasta. Aslında nişasta da böyle tatlar da güzel oluyor. Bir paket vanilin ve çırpma telim. Hazır mıyız kızlar? Hadi başlayalım o zaman. Magnolia'nın tüm malzemelerini sos tenceremize
koyduk arkadaşlar. Şimdi çıkma teliyle açtırıyorum. Ocağın altını yakıp kısık ateşte kaynayana kadar. Ay vallahi bazen böyle kal geliyor. Karıştırıyoruz. Böyle fokurdayana kadar diyeyim ben. Magnolia'nın kremasını ayarladım. Şimdi ben pazardan gelene kadar o da soğur. Aslında ılıkken krema ilave edeceğiz ama artık neyse. Şimdi pazara doğru gidiyoruz. Yaz yağmuru da yağdı. Zaten bu yaz yağmurları yağdığı zaman dışarısı öyle güzel bir toprak kokuyor ki. Hemen bir an önce işlerimizi halledelim. Saat 2'de bakalım. Hüsniye ile anlaştık. Hüsniye ile buluşacağız. Ne kadar kilosu? 10 lira abla. 10 lira. Kilosun güzel bak, bakabilirsin. Eriğin kilosu da 15 TL'ye düşmüş. Nasıl? Çok güzel oldu. Vallahi güzele de benziyor. Kilosu 8 TL. Bir kilo alayım ben. Ne kadar? Bir kilo. Oralar da güzel değil mi? Her yeri tamam. Bir kilo patlıcan alıyor. Çok mu olsun? Şöyle. Karnıyarıklık. Kabak evde var. Ama bir yarım kilo da kabak alıyor. 3 tane vereyim ne gelirsin? Efendim? 3 tane. Ha evet evet 3 tane yeter. Evde de var. Tamam yarım kilo geldi. Tamam sağ ol. Emre çok güzel bu. Alıyorum dur. Böyle bir kirazın kulu da kirazın. Vallahi güzele benziyor. Aynen. 1,5 kilo alıyor. Geçen hafta aldım hep çürük çarığı koydum. Burada. Yok bizden değil ileriden. Bak kötü mal satacağım. Ben reklam asıl oldu. Ha 1,5 kilo aldım. Erik de ne kadar alayım? 2 kilo alayım mı? Evde de var ya. Evde yok. 2 kilo da Erik alıyor. 2. 2 kilo da Erik. Temiz olsun, düzgün olsun. Erik'in kilosu daha düşmez değil mi? Erik bitti abla, düşmeye geç. Ah. Bu hafta son ya. 1 kilo da kayısı alabilir miyim? Kayısılar da güzele benziyor. Fakat şey bunlar, yumuşak pek istemiyorum da. Tamam. 3 kilo patates alayım kızartmalık. 1 kilo da soğan alayım. Güzele benziyor. Tamam. 2,5 kilo alayım. Kuruk da 6 TL. Aman böyle şey ezik falan olmasınlar. Aa düşmüş. Seçemiyoruz değil mi? Yok. Ben böyle nasıl tutacağım? Tamam. Böyle kırmızı olsun abi. Böyle açık renk olmasın da. 1 kilo alayım. Ne kadar maydanoz? 1,5. Bir tane alayım. Biber acı mı tatlı mı? Ha tatlıymış. Ay nasıl? Yarım kilo alabilir miyim? Şöyle bir... Ay bu daha mı şey? Bundan alalım o zaman. Yarım kilo alıyorum Emre. Ne kadar? Yarım kilo yeter. Zaten sadece eşimle uyuyor. Büyüklerinden. Evet güzel olsun. Bu erikler ekşi mi? Ay vallahi bir yarım kilo alayım bundan. 5 tane mısır. Biz mi seçiyoruz? Ha tamam. Sen tut anneciğim. Şöyle ufak. Bunlar şeker mısır değil mi? Evet. Ay düşüreceğim. 2. Hüsniye ile birlikte biz şimdi çıktık yola. Burada araba müsait. Tamam canım. Çıkabiliriz. Şimdi araba kullanmak için gidiyoruz. Bismillah diyelim. Kendisinin otomatik vites arabası. Ama bu arabayı alana kadar hep manueldi değil mi? Evet. Burada gazdan ayağını çektin. Hafif fren değil mi? Evet. Sadece bu kadar. Yine aynı şekilde. Debriyaja da bastın. Debriyaja mı bastın? Ben basmıyorum debriyaja. Heyecanlı mısın ben araba kullanınca? Ben kullanmıyorsun kullanınca. Kullanınca ne yapacaksın? Göreceğiz. Besmele besmele. Ben dua edeceğim. Ne yapayım? Hadi bakalım. Hüsniye'cim çalışıyor. Sağ olsun. İşten çıktı. İlk önce bir kahve içtik. Şimdi araba kullanmak için de çıktık. Hemen bire. Tamam.
Buralarda hiç problemim yok. Gerçi problemim yok dedi. Geçenlerde arkada jandarma vardı. Ay bir araba istop etti. Neyse hemen anladılar zaten beni. Gittiler. Arkadaşım öyle durumlarda dörtlüğü yakarsın. Aynen. Mikael hemen dörtleri yaktı. Bir saniye dedi. Onlar da anladılar. Öyle canım benim. İnşallah şu otomatik vites alınsın. Ben daha rahat edeceğim. Yani. Var ya, kendi işlerimi halledebilsem, marketime, pazarıma, kimseye böyle minnet etmeden evdekilere gitmek. Şimdi bak vites evet hemen düşürdüm. Debriyaja niye basıyorum? Çünkü orada 2'yi almam lazım. 3'teydim ya. Aynen debriyaja aynen. Debriyaja basmadan vitese geçince hızın... kasiste. Aynen. O yüzden basıyorum. Bir de hızın düştüğü zaman evet. Direkt 2'yi alman gerekiyor. Evet. Debriyaja her halükarda basman gerekiyor çünkü. Kavşaklarda dikkat etmemiz gerekiyor. Ayağım hep debriyajda, sen frende şu anda da. Burada yol hakkı genelde kavşakta olanlara değil mi? Kavşağın içinde olanlara. Evet. Onun dışında sağdan gelen. Sağından geleni. Şimdi şurada arabayı ben alıyorum. Bakalım Hüsniye bana notumu kaç verecek? Şimdi vermeyecek. Yok şimdi değil. Eğitimin sonunda. Ya çalışmanın sonunda değilim daha doğrusu. Aynen. Arkadaşlar araba kullandık. Kullandım. Video çekemedim. Çünkü olmaz değil mi? Erken. Yani erken. Kötü değilim. Ama vites geçişleri sadece tek problem bu. Değil mi? Evet. Konuş bakalım Hüsniye'cim. Bir de senin ağzından dinleyelim beni. Bol bol pratik. Çalışacaksın. Bol pratik değil mi? Bol pratik. Ama son mesela 3 kez tekrarladık ya aynı işleri. 3'ten 2'ye 2'den 1'e. Aynen son 3 kez yaptın iyiydi. Gayet iyiydi. Korku var ya işte korku. Hayır bir de nasıl diyeyim? Söyle. Vitesleri karıştırmadan yerini iyi anlamam lazım. Aynen. Yani, ha, bu vitesli arabayı kim çıkartmış? Allah onu ne yapmasın? İlk çıkınca zaten vitesli çıkmış. Vitesli sonradan çıkmış. Ay vallahi. Şu an 4 ile gidiyoruz. Peki bana kaç puan verdin? Onu da bana bir söyle bakayım. Ama samimiyetinle söyle. Kaç üstünden? 10 üzerinden. 10 üzerinden. Her şeyi söyleyebilirsin. 10 üzerinden. Ya ilk... Hayır doğrusunu söyle. 7,5 verdim. 10 üzerinden 7,5. Duydunuz 7,5 arkadaşlar. Verdim. Aynen. Belki de 8 olacak inşallah. 9'a 4 diyeceğiz. İnşallah. İnşallah. Bir de arkadaşlar bu yolda çok hızlı araba kullanıyorlar ve çok kaza oluyor. Ama genelde sürücü kursu eğitimleri de bu yolda oluyor. Hemen eve doğru gidelim. Hüsniye şimdi beni bırakacak. Şimdi sen vites düşüreceksin değil mi? Düşürmedin mi? Gerek kalmadı. Ha tamam. Şöyle camları kapatayım ki sen çok ses geliyor. Tamam. Geçti. Aynen. Bu arkadaki arabalar neden kornaya basarlar? Korna basması için bir sebep yok. Yok işte. Zaten kırmızı da. Evde görüşürüz sizlerle. Eve geldim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Muhallebimiz bayağı soğumuş. Ama siz soğutmayın. Ilığı böyle ılık bir kıvamda olduğu zaman direkt bir paket sıvı kremayı katın. Ben şimdi kattım karıştırdım. Kabıma da döktüm hamur dağıtıcıya. Şimdi bebe bisküvilerini el rondosundan geçiriyorum. Cici bebe bisküvilerini rondodan geçirdik. Cam kaselerin içine de ben böyle çilekleri koydum arkadaşlar. Şimdi sıvı krema. Bu sefer birazcık tam tersini yapıyorum. Normalde ben en altına bisküvi koyuyordum. İşte muhallebi falan. Bu sefer böyle yapalım şimdi sizle. Tatlarımız hazır. En son çileklerini koyuyorum. Ve bitti. Şunu şöyle açamadım. Ay yine şarjım bitiyor. Bana şarj dayanmıyor. Hemen bunu da yapalım. Ama muhallebinin birazcık soğuması biraz işimi zorlaştırdı. Hamur dağıtıcıya dökmüştüm. Oradan çıkarttım. Sıkma poşetim var benim pasta. Ona koydum arkadaşlar. Ay magnolyalarımız hazır. Benim hemen yemek hazırlığına geçmem lazım. Çünkü birazdan eve işim gelecek. Hemen bir an önce nohut pilav.
Akşam yemeğimiz böyle bir de salata yaparım. Güzel böyle bir çoban salatası. Hazırlanmam da gerekiyor. Düğün de var. Ben hemen hız ayarına geçmem lazım bir an önce. Valla magnolyalar çok güzel oldu. Kıvamını göstermek istiyorum. İçinin kremasının. Bakın kaşığı daldırdığım zaman burada bir tabak var. Onun içine koyuyorum. Yani kesinlikle tadına bakmıyorum. Hemen kremanın kıvamını göstereyim. Temiz bir kaşık alayım. Bence yazın tatlıların en güzeli. Gerçi sütlü tatlıların hepsi de çok güzel oluyor. Bakın kıvamı. Hemen tabağıma koyayım. Zaten Mustafa şimdi bunları yer. İyice bir muhallebisini göstermek istiyorum size. Öf, bakar mısınız? Yani bütün yaz meyveleriyle yapabilirsiniz. Muz, şeftali, kayısıyla da olabilir. Neden olmasın? Değil mi? Bakın. Yani 3,5 kase magnolia kaldı. Çok da güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir de ben bugünkü videomu burada kapatıyorum. Yarın ertesi günden tekrardan devam edelim. Ertesi günden hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kahvaltımızı yaptık. Arkadaşlar ben bu diyete girdim gireli vallahi ne kahvaltı hazırlıyorum doğru düzgün ne de bir şey. Gerçi piknikte yapmadım biliyorsunuz. O gün diyet yapmadım ama fazla da yemedim. Yine kamerayı kendime çevirmedim biliyorum. Güzellerim benim. Ne diyeceğim? Valla kahvaltılık da yok. Bir peynir, bir zeytin, bir reçel var. Bir de işte çikolata filan. Ne göstereyim? Hiçbir şey yok. Onlar da bana şey diyorlar. Hadi sen diyet yapıyorsun da bizim suçumuz, günahımız ne? Valla markete gidecek artık. Hiç kahvaltılık yok evde doğru düzgün. Gerçi yine şükürler olsun bunu bulamayanlar da var. Her zaman çocuklara diyorum bu zeytini, peyniri bulamayanlar da var çocuklar. Halinize şükredin. Tabii önceden diyet yapmadan helvalar, işte peynir çeşitleri, Allah Allah, öyle masalar, kızartmalar falan yapılıyor. Şurayı temizledim ben. Şurası bayağı sararmış. Şöyle acı köpükten döktüm bu kısmını. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün ben sadece mutfağı temizleyeceğim. Yere sofrayı sereceğiz ve sizinle birlikte lahmacun yapacağız. Çok fazla detaylı çeker miyim bilmiyorum. Zaten sürekli de aynı şeyleri uzun uzun çekmek de istemiyorum ama benim çocuklar, evdekiler lahmacuna bayılıyor. Saati de göstereyim size. Birazcık böyle seri olmak zorundayım. Çünkü lahmacun birazcık oyalıyor beni. Kıymayı falan çıkarttım. Ha şurası acaba dur bakayım nasıl oldu? Sapsarı olmuştu şurası. Şu bezi de en son çamaşır suyuyla hallederim. İnşallah ocak yanar. Dur bakayım. Şimdi ben oraya diş fırçasıyla. Oy, çok fena koku. Silvan'ın bu beziyle siliyorum. Bir de bu düğmelerin çıktığını aslında bana oğlum söyledi. Oğlum gösterdi. Geçen gün Güzide Hanım da size de selamlarımı yolluyorum. Bu düğmelerin çıkartıldığını söylemişti bana ama ben böyle şey olmasını istemiyorum. Sürekli tak çıkar tak çıkar ama şöyle bir çıkart bakalım. Yağ falan var mı? Dur çıkartma tamam çıkartma. Yani sürekli sildiğim için bakın çok da fazla hani bir yağ olmamış orada değil mi? Temiz arkadaşlar temiz ben şahidim. Dur yine de şöyle bir yapalım. Yine de bizim evimizde arkadaşlar yağ, kir, toz hiç olmaz. Hadi oradan hiç yok. Bulunmaz. Yok yine de sağ olun teşekkürler Güzide Hanım söylediğiniz için. Emre'cim gel tak bunları. Gel vay, tak. Arkadaşlar bakın takması da o kadar basit. O kadar mı? Ha kadar. Tamam. Bunu bana oğlum söylemişti. Ben İstanbul'a gittiğimde Yelda'nın yanına o ocağı öyle temizliyormuş. Düğmeleri çıkarttım. İnanın var ya bir şey söyleyeyim. Ben hayır, bilmiyordum. Hayır o şeyden kalma. Benim öğrenci hayatımda da bunlardan vardı. Çıkarıyorduk biz böyle. Ha. Bizimki çünkü yağ katranı oluyordu. Çıkarmak tamam. Öğrenciye ev verin arkadaşlar. Vermemezlik yapmayın. Tabii ki temizle baksalar daha iyi olacak. Şimdi hemen göstereyim size. Deminden burası var ya sapsarı. Şimdi yine sileceğim bununla. Böyle gözüktüğüne bakmayın. Bakın tertemiz oldu içleri. Acek çok güzel. Çok beğendim. Şimdi bununla hemen şöyle 2-3 su sileyim.
şu kısımlarında her şeyi size şeffaflığıyla gösteriyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Şimdi domates doğradım. Büyük büyük doğrayıcımın içine kapya biber doğradım. Kapya biber inanılmaz böyle lezzet veriyor. Mutlaka katın. Ha, yoksa da fark etmez. Katmasanız olur ama lezzet veriyor. Yeşil biber, soğan, sarımsak da katabilirsiniz. Bunların hepsini şimdi doğrayıcıdan geçireceğim. Bir de ben bu doğrayıcıyı arkadaşlar isterseniz eğer açıklama kısmına linkini bırakayım. İhtiyacınız varsa yani hani kefil misiniz derler ya, kesinlikle kefilim. Ama sadece şunu göstereyim ben size. Şimdi bu aparatı buraya taktık ya. Şimdi bir takayım. Heh. Şimdi aldığınızda da hani bozuk mu diye şüphe edilmesin. Şurası mesela şimdi hop diye hemen buraya oturdu. Ama ilk aldığımda o kadar çok zorlandım ki acaba bozuk mu değil mi? Tam şöyle ayarladığınız an hop diye oturuyor. Bakın bunu da söyleyeyim dedim. Çünkü ben de ilk aldığımda servis arayacaktım. Hani yok olmuyor bir türlü. Hani haznede durmuyor bir türlü, yapamadım. Bunu da buradan söyleyeyim. Şimdi diğer hemen malzemeleri de göstereyim. Ay vallahi silmişim, pırıl pırıl olmuş mutfak. Bıçak. İçine de yarım kilodan fazla burada kıyma var. Domates salçası, biber salçası. Biber salçası da mutlaka katın. Lezzet veriyor zaten bu tarz böyle kebap türlerine. Karabiber, pul biber, kırmızı toz biber. Orada isot, karabiberin altına kalmış, o gözükmüyor. Sıvı yağ var. Yarım çay bardağı da su. Tuz. Malzememiz bunlar. Şimdi doğrayıcıdan geçiriyorum. Hop. İçine katıyoruz. Bu kadar. Elimi de şöyle güzel bir yoğururum. Ve mayasız hamur yoğuracağız. Onu da zaten size hemen gösteririm. Hemen doğrayıcıdan geçireyim ve yapmaya başlayayım. Macunun şimdi hemen hamurunu da sizinle paylaşayım. Bakın sofra örtümü de serdim. Ay var ya kocaman. Çok eskiler bilir. Evet, bunu masa örtüsü olarak kullanıyorlardı. O zamanlar böyle dikdörtgen masalar çok hani modaydı. Herkesin evinde öyle masalar vardı. Dikdörtgen upuzun. Evet, masa örtüsüydü fakat ben şimdi bunu sofra bezi olarak kullanıyorum. Güzel oldu. Yani halıyı komple serdi. Rahatça da artık hamuru böyle açabilirim. Şimdi hamurun iç malzemesi. Mayasız yapıyoruz. 2 su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık süt. 1 kiloya yakın da un gidiyor. Hamuru ne sert yoğuracağız ne de yumuşak. Ben size kıvamını da gösteririm. Tuzu söyledim mi? Bir de tuz, bu kadar. Maya yok arkadaşlar. Maya katmıyoruz. Ve ben şimdi bunu yoğurayım. Yoğurduktan sonra da kıvamını göstereceğim. O sırada 10 dakika dinlensin. Ben de balkonumu yıkayayım. Sizlerimizi yaptık. Hemen kıvamını göstereyim size kızlar. Kıvamı böyle. Şimdi üstünü örteyim. Hava almasın. Hava aldığı zaman bu üstlerinde kuruma oluyor. Böyle çatlama oluyor. Hemen yapmaya başlayalım. Bizimkilerin karnı acıkmaya başladı. Ama hamur sanki birazcık çok mu beklettim. O sırada balkonda falan oyalandım. Bayağı böyle yumuşamış. Vallahi ne oldu bana bilmiyorum. Piknikten sonra kendime gelemedim. Dün son bile atamadım Instagram'a böyle doğru düzgün. Bir tek böyle trend yol linki falan attım. Çok bir şey yapamadım. 2 gündür kendimde değilim. Bir de cumartesi günü Hüsniye ile biz dışarı çıktık. Biliyorsunuz araba kullandık. Zaten o da videomda olacak. 2 günlük bir vlog çekimi, video çekimi. Umarım severek ve beğenerek de izlersiniz. Arabada çok sıcaktı var ya. Yandık. Niye de klima çalıştırmadım anlamadım. 2 gün böyle üst üste olunca herhalde sıcak mı yaptı, ne yaptı? Şu an var ya inanın içim sanki böyle yanıyor. İnşallah hasta olmam. Ama olmam herhalde ya. Sadece böyle bir yorgunluk var. Bir de ben bugün var ya çok geç kalktım. Çok geç hem de. Pazar günleri de ben video koymuyorum. Zaten çoğunuz da biliyorsunuz. Ay hamur çok sağlamış kendine. Piknikteki videomda bahsettim. Eşimle soru cevap videosu çekeceğiz. Fakat sorular çok az geldi. Neden bilmiyorum. Vallahi sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Sorular ne zaman böyle biraz çoğalsın. Hemen eşimle kameranın karşısına geçeceğiz. Ve tek tek sorularınıza cevap vereceğiz. İnşallah benzer sorular olmaz birbirine. Şöyle farklı eşimi sıkıştıracak sorular olabilir mesela. Bekliyorum. Hepsini ben şimdiden not almaya başladım. Bir kenara yazdım. Vallahi sorularınızı bekliyoruz. Ama birazcık çoğalsın. Çünkü sorular bayağı az gelmiş. Hatta ben Instagram'dan bile duyuracaktım. İnanın duyuramadım. Bana halim dermanım yok. Ne oldu bana bilmiyorum. Bir anda böyle sanki çöktüm.
ertesi günde kabak detoksuna başlayacağız. İnşallah sabah kalktığım gibi pazartesi çekerim, salı günde yayınlarım size. Bu detoksta tahminen 3 kilo diyorlar, bakalım yiyip göreceğiz. Zaten sonuçları ben size hemen paylaşacağım. Bugün şu lahmacundan bir yiyeyim, bir kendime geleyim. Ama ne oldu bana bilmiyorum. Ayran detoksundan sonra çok fazla bir şey yiyemiyorum arkadaşlar. Sanki buramda bir şey tıkanıyor. Tabii ki çok güzel bir şey. Yani hatta eşim diyor ki o gün o mangalda yani sen çok yersin diye düşündüm ama az yedi. Yiyerek mutlu olan insanlar olur ya, işte o benim. O benim. Yer sofrasına hazırlamış olduğumuz lahmacunlar hazır. Aynı şekilde yine sofra bezi serdim, kırıntılar dökülmesin. Vallahi yoruldum, hem de çok yoruldum, bildiğiniz gibi değil. Ev çok sıcak. Zaten o iki günde vermiş olduğu da bir yorgunluk acayip böyle üstümde yemekten. Hatta şimdi ben çay suyunu bile koydum hocam. Saatte 6'ya 20 var. Hemen çayı da erkenden içeriz ve ben bu gece yine kapanışı erken yaparım. Dışarıdaki lahmacunumu, evdeki lahmacunumu, inanın evde yediğimi ben her videomda söylüyorum, dokunmuyor. Ama dışarıda ne yersem yiyeyim, evet çok da güzel. Mesela iki yer var İnegöl'de gittiğim, ikisi de çok güzel, inandığım yer. Ama yine de o mideme dokunuyor. Ama evde yaptığım kesinlikle dokunmuyor. Silex makinesinde yaptım. Eğer silex makineniz yoksa tavada pişirebilirsiniz, fırında yapabilirsiniz. Tabii ki şimdi şöyle doğruya doğru söyleyeyim. Silex makinesinde yapıldığı zaman böyle o taş fırındaki yapılmış gibi lezzetini veriyor. İnanın zaten döküm hemen de soğumuyor. Çok lezzetli oluyor. Bir de içinin bir tane daha tenceresi var. Yani tavası var. Onda da yemek de yapılıyor. Hatta bir gün ben sulu köfte yapmıştım videolarımda. Bir gün aslında İzmir köfteyi onda yapayım ben. Çok lezzetli oluyor. Yani bilmiyorum, dökümdeki yapılan yemekler her şey lezzetli oluyor. Hemen ev halkını çağırayım. Bir an önce yemeğimizi yemeye başlayalım. Aslında benim en sevdiğim böyle yer sofrası. Şimdi bize afiyet olsun. Benimle birlikte yemek masasında hem yemeğini yiyip hem videomu izleyen arkadaşlarıma da afiyet, bal olsun, şifa olsun. İlerleyen saatlerde görüşürüz güzellerim benim. Çaylarımızı döktüm. Şimdi ev halkını da masaya çağırayım. Şöyle bir oturayım bakayım dökmeden. Meyve de hazırladım, çekirdek de hazırladım. Şöyle mutfakta yere oturup güzelce bir yer sofrasında çayımızı, sohbetimizi yapalım arkadaşlar. Vallahi şu yaz meyveleri harika. Özellikle erik ve kiraz benim favorimdir. Mikail, hadi gelin. Emre sen de gel oğlum. Mustafa dışarıda top oynuyor. Şimdi biz çay keyfimizi yapalım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım severek ve sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. İki gün bayağı böyle benim için yorucuydu. Ama büyük bir ihtimalle hava çarptı veya güneş çarptı, artık neyse bilmiyorum. Hala şu an uykum var. Yani yatsam herhalde bir 3-4 gün uyurum. O derece bilmiyorum, üstümde bir ağırlık var. İnşallah gider bu ağırlık bir an önce. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma da abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Arkadaşım Özlem'in kanalında mutlaka arkadaşlar takip alın, abone olun. Çünkü kendisi çok sempatik, çok doğal bir insan. Ona da buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi kocaman öpüyorum.